İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGRT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. Türkiye deniz sahasında ve Kuzey Irak'ta operasyonları ve tatbikatları sürdürürken Türkiye'ye yönelik konvansiyonel olası tehditleri bu akşam Kozmik Masa'da masaya yatıracağız. Üç değerli konuğum var. Nedet Ersanel, dış politika yazarı. Nedet Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Ferhat. Teşekkür ederim. Güngör Yavuz Aslan, gazeteci. Sahadan haberlerle zaman zaman Kozmik Masa'ya katkıda bulunan ve Murat Akan, araştırmacı yazar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güngör Yavuz Aslan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedet Ersanel'le başlamak istiyorum. Zira bir S-400 meselesi var Nedet Ersanel. Çok ilgilendiğiniz, bu konuda çok yazdınız. Son olarak bir, ne diyelim, beraber ortak çalışma formülü önerilmişti. Türkiye S-400 konusunda çok kararlı. Amerika da bu konuda elinden geleni yapıyor açıkçası. Son durum nedir? Çünkü birazdan tatbikatlara geleceğiz ve Pençe Harekatı'nın ayrıntılarına da gireceğiz. O konuda. Aslında onu pençeden tutarak yapalım bence. Tamam, S-400'leri pençeyle tutalım bence. Peki öyle nasıl olacak? Şöyle. Şimdi yani biz aslanın pençesini görüyoruz sadece. Bu çok iyi. Biraz açalım. Tabii bayağı açacağım zaten. Şimdi ben şeyle başlatıyorum bunu. Libya'ya gönderilen zırhlı araçlarla. Samsun'dan hareket edip Karadeniz üzerinden Libya'ya kadar giden araçlarla başladım. Bundan sonra Yunanistan'la heyetler arası görüşmeler var. Askeri heyetler arası. Bunu ekliyoruz. Sonra pençe geliyor. Irak. Evet. Buna bir seri şeyi kronolojik gelişmeyi ekleyebiliriz. Üç tane üst düzey ziyaret var Irak'tan bu tarafa. İki cumhurbaşkanı, bir başbakan seviyesinde. İran'la temaslar var. Ve Suriye'deki Türkiye'nin hani sıkışmışlık iddia olur ama Rusya ve Amerika arasındaki bir dara bunalma. Bıçak sırtı dengesi. Evet, öyle diyelim yani. Dengesi var. Şimdi burada önce bir şunu hakkını teslim edelim Ankara'nın. Yani. Bu kadar kaos içinde İş güç arasında seçimler biliyorsun. Evet. Gidiyor. Yani o kadar ince ayarlı bir iş yapmış ki. Bu saydığım şeylerin hepsi birleşecek biraz sonra. Irak'a girmesiyle birlikte Amerika muhtemelen yani son dönemdeki en ciddi sıkışmışlıklarından biriyle yüzleşti. Bu arada bir parantez. Irak demişken tabii ki bu merkezi hükümetle koordineli tabii biçimde gidiyor. O da işin bir başka boyutu. Onu Güngör Yavuz Aslan'a da soracak. Anlatır zaten Yavuz. Şimdi tabii az buz bir şey değil ama şunu en azından sembolik bir vurgusunu yapalım. Cumhurbaşkanı buradaydı. Evet, ne zaman? Sahip. Başladığında. İşte bu görülmüş bir şey değil esasında. İki cumhurbaşkanı ve bir askeri harekat yapıyorsunuz o ülkeye. O da size sizin başkentinizde başarılar diliyor. İnanılmaz. Muhteşem yani. Evet. Muhteşem. Aynı zamanda Kuzey Irak'ta Barzani tekrar geliyor. Hepsi Türkiye ile ilgili. Hepsi Türkiye ile bağlantılı. O zamanlamaya dahil. Aynı gün, aynı zamanlamayla şeyle görüşme oluyor. Putin'le, Trump'la görüşme oluyor. Ardından Putin'le görüşme. Ve aynı laflar. Hep ortadaki aynı laflar. S-400 bunlara dahil. S-400 bunlara dahil. Ama Irak'tan gidelim, pençeden gidelim yine biz. Ben bağlayayım ona. Şey sayalım arka arkasına. Bir, mavi vatan yapıldı biliyorsun. Evet. Bileşik olduğu için söylüyorum. Biz mavi vatanın yorgunluğunu üzerimizden atamazken, biz derken biz yani silahlı kuvvetleri söylemiyorum. Arkasından bir tatbikat daha yapıldı. Bu da kalıplı bir tatbikattır. Deniz kurdu. Periyodik olmasına rağmen bindirilmiş bir tatbikattı. Şimdi o bitti. Onun üzerine kurtaran. O da galiba en az bir düzine ülkeden fazla. 17-18 ülke olabilir. Onların da katılımıyla ve işte o Yunanistan'da görüşme de buna entegre. Evet. Şimdi bu hatta bir şey dönüyor. Bayağı bir şey dönüyor. Bu bir çizgi. İran'dan başlıyor. Tam tur atıyor Karadeniz'e kadar. Geliyor. Geliyor. Akdeniz içinde, Kıbrıs içinde uzatmıyorum. Yani Kıbrıs'ta yeni hükümetin kurulması. Yani sayabildiğin kadar 10 tane köşe yazısı çıkıyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Tabii. Ondan sonra işte bu şey tartışmaları, enerji tartışmaları devam ediyor. Ve bu arada da yani bunlardan hemen önce de batılı güçler Irak'ı boşaltın diyorlar. Yani boşalt. Bir tek İngiltere ayak sürüyor biraz. Mutlu değil çünkü Amerika'ya uymaktan. Evet. Efendime. Hatta İran'a yapılan baskıdan da memnun değil İngiltere. Bu arada Türkiye, İran. O konuda bize daha yakın.
Ve siz bir askeri harekat başlıyorsunuz. Kara unsurlarıyla destekleniyor, ordu giriyor yani. Sadece bir hava harekatı değil. Bu yani cümle şu, Irak'tan atılıyor adam Amerika. Kalmıyor yani. Irak zaten Bağdat yönetimi, yani tam bütünü için söylüyorum. Biz de çok pençeye çektiler. Başlıyoruz. Yani çok çektiler yani. O ülke çok çekti. 1,5 milyon üzerinde kayıp var. Tabii. 2003'ten bu tarafa birinci körfez. Asker olması da fark etti. Evet. Onların hesabını zaten kimsenin verdiği yok maşallah. O geçti gitti yani. İran ile Türkiye teması boyutlu bir temas. Bilhassa bunu... o noktada bir parantez ne de dersen. PKK ile mücadeleye endeksli demeyelim ama o da işin önemli bir boyutu. İran ya şimdi teması. Bizim için terörle mücadele hep önemli. Hep önemli ama bu o kadar büyük bir pençe ki. Ha, o bile tali kaldı düşün. Ha, tamam orada teröristleri temizliyoruz sorun değil. Arada yaptığımız bir iş o. Büyüğü görmek önemli. Şimdi bu pençe hem Amerika'yı buradan öteliyor. Hem Suriye'ye doğru itiyor. Çok önemli. Hem Rusya'yı askerlerin bize söyledikleri şu. O bir girizgah pençe. Suriye'nin kuzeyi için bir girizgah. Çift güvenli bölge için. Çok büyük laf. Fırat'ın doğusu için. Tabii. Hem Kuzey Irak hem Kuzey Suriye. Evet. Yani bu büyük girizgah. Bu şeyi de daraltıyor. Rusları da daraltıyor. Neye göre daraltıyor? İdlib. İdlib'de üzerimize geliyorlardı. Şimdi beni ilgilendiren, şimdi uzmanları anlatır sahayı. Askerler askeri boyutunu anlatır, üstad sahayı anlatır. Problem yok. Beni ilgilendiren büyük parça. Asıl bu. Büyük parçayı biraz dünkü MGK'dan sonra çıkan MGK açıklamasında anlıyoruz. Rusya'ya diyor ki Türkiye, Soçi'yi söylemiyor bak be. Astana'yı bozuyorsunuz diyor. İlk Soçi'den başladığı yer. Tabii. Astana ne? Astana İran demek. İran vardı çünkü. İran Soçi'de demek. Yoktu ama. Biz, bu aynı zamanda Rusya'ya da şunu söylemek. Amerika ile bağınızı görüyoruz. Biz de ona göre İran'la teması tabii. Güçlendiririz gibi bir anlam. Şimdi ben hani zamandan tasavvur etmek için tabii onu söylüyor aslında. Birçok boyutu var. Dünkü MGK ders olarak okutulabilir bildirisi. Mesela Akdeniz kısmını ayırabiliriz ayrı bir şeydir. Ama mesela pençe üzerinden yani bölge üzerinden o paragrafı çık ders diye okut. Metin nasıl okunur diye. Metin nasıl yazılır, nasıl okunur. Maşallah bizdekiler o kadar okuyamazlar da. Durum budur yani. Şimdi birden çok havza var elimizde. Bunlardan birisi de şu. Bütün bu öyküler olurken Tahran yönetimiyle İslamabad arasında da ayrı bir gelişme oluyor. Çok önemli. Yani İran-Pakistan arasında. Elde başka büyük parça da var. İran-Hindistan. O zaman yine bir parantez. Bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? Tamamlayacaksınız. Şimdi terörle mücadele işin önemli boyutu ama o zaten oluyor dediniz ya. Bütün pençe, diğer tatbikatlar, operasyonlar, harekatlar hepsini bir arada düşündüğümüz vakit bir olası konvansiyonel tehdide, savaş ihtimaline hatta giderek bunun gerçekleşmemesini herkes diler, umar. Tabii. Ama olur da böyle bir ihtimale karşı bir paktlar mı oluşuyor? Ve buna yönelik... Yok yok anneciğim, bak ben çok bir şey söyleyeyim. Hepsi dağılıyorlar. Kim dağılıyor? Hepsi dağılıyor. Bizim kalbimizdeki herkes dağılıyor. Ve neredeyse dalga geçeceğiz. Şu şekilde söyleyeyim ben. Şimdi Pakistan meselesini, Hindistan meselesini de birleştirelim. Pakistan birleştiği zaman otomatik Afganistan birleşiyor. Böylece bizim hayli zamandır söylediğimiz eskileri tarihi boyutu da olan bir harita ortaya çıkıyor. Bu haritayı, yani bu havzayı şöyle tarif edebiliriz yani. Türkiye, Akdeniz, Suriye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan uzatmak istersen gider. Evet. Gider. Yani Hindistan'da dahildir, sahilde dahil. Oraya kadar gitmeyelim. Adriyatik'ten Çin istediğinin bir başka versiyonu. Aynen öyle. Şimdi senin dediğin soruya gelirsek, öyle yani dalga geçiyor dediğim şu. Bütün bu işleri yapıyorsunuz. Elinizde en çok ne istersiniz? Ne olmasını istersiniz bütün bu işler? Denizde, karada, elinizde... S-400. Peki. O daha geldi gelecek tartışmalı. Yani bence gelecek de. Bora'yı mı diyeceksiniz? Ben yok yok. Asker lazım. Hı. Asker her şeyden yani burada olsa asker lazım. Tabii. S-400'de olsa ne? Biz o sırada müjde veriyoruz, tahsis ediyoruz diye. Yeni askeri modele geçiyoruz. İnanılmaz. Ve yine kimse kımıldayamıyor. Çünkü yeter bu. Bu yeter. Kalan ordu inanılmaz bir ordu. Tamamladı Türk Silahlı Kuvvetleri bütün tartışmalara rağmen. Bugün hala onun siyaseten süreci, tartışması evet. Yapılıyor ama hayır öyle değil. Bayağı bir ordu var burada. Şimdi bu bir havza. Sevgili izleyicilerimiz bunu aklını tutsun. İki tane havza var. Öbür havza da Avrupa Birliği. Şimdi diyeceksin ki oradan oraya niye geçiyoruz? Şundan sebep geçiyoruz. Avrupa, bütün Avrupa'ya ilişkin son 2 yıldır ciddi bir savrulma var. T
tek tek de sayabiliriz. Avrupa Birliği üzerinden de sayabiliriz. Dağılmış son olarak seçimlerde görüldü. Dağılmış durumdalar. Yani tek tek de sayarım. Almanya dayak yiyor, İngiltere ayrılmak üzere. Fransa'nın büyük korkuları var. Kıyı şeridi Yunanistan dahil, İtalya dahil büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor. İskandinavlar Ruslarla burun buruna, Baltık'ta problemler ve savruluyorlar. Savruluyorlar. Avrupa Birliği bütünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin bütünlüğünü kaybetmesi üzerine, NATO'nun da güç kaybı anlamına geliyor ister istemez. İşte şöyle bir denklemde kurabiliriz. ABD eşittir, AB eşittir, NATO. Evet. Onu değmez. Ama ben aslında şunu söyleyeyim. Bir çöküntü oluşuyor. Onun da son finali Avrupa Parlamentosu seçimi. Evet, son seçim. Oradan anlıyoruz ki artık düşmüş adamlar. Nitekim bir rapor yayınlıyorlar Türkiye hakkında. Türkiye şey yapmıyor bile. Umursamıyor bile. Eskiden umursardık. O konuşmalar çok yapılıyor ama şimdi bu iki havza arasında bunları iki kefe düşünelim. Ağırlık zaten uzun zamandır buraya doğru basıyor. Şimdi sahada bambaşka bir durum var. Şimdi Türkiye'nin stratejik önemine ilişkin ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yıllardır bu durum bu zaten. Ancak Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında özel bir yakınlaşmanın Türkiye özelinde bir noktası var. Bu iki kefeden birine yatmak zorunda bölge. Ama bölgede kim yatarsa yatsın buna, ister İsrail yatsın, ister Körfez ülkeleri yatsın, eşitlik var ise onu bozamayacaklar. Mesela tam da bu eşitliği sadece Türkiye bozabilir. İşte Türkiye'nin nötr olması yetmez. S-400'de bile bunu görüyoruz. Yakınlaşma var. Suriye'de yer yer hep bu söylene gelmiştir ama Astana süreci dediniz. Astana süreci tam da onu o yakınlaşmanın aslında hilafına demeyelim ama bir alternatif olarak çok da başka bir süreç oluşturdu. Suriye'nin toprak bütünlüğüne doğru ilerliyor. Türkiye bu konuda da ısrarlı. Şimdi bu noktadan bakılırsa anlaşıyorlar ama S-400 gibi bir meselede işte Türkiye'yi de araya da sıkıştıramıyorlar. S-400'ü etkilemeyecek bir anlaşma. O sınırlar yok canım. Hayır, şöyle Suriye'de idare masada biz ana oyuncu olalım. O anlaşma o. Anlaşma o. O kadar daha boyu o kadar uzun değil. Daha fazlası yok onun. İleride başka türlü tezahür edebilir ama şu anki aktüel durum o kadar. Demek istediğim şu, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya Türkiye'ye S-400 verme diyemiyor, diyemez. Yok öyle bir şey yok zaten. Türkiye'de alacak. Yok. Şimdi burada şeyi görmek lazım. Son temas önemli bir temas. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump. Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki görüşmeler kritik konuşmalar. Mesela piyasa bunu Trump görüşmesini olumlu aldı. Olumlu aldı ama niye olumlu aldı? Onlara göre bölge krizi, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz ötelendi. Ötelendi. İleri tarihe atıldı. O tarihi de konuşabiliriz. Önemli değil. Ama şu yanılgıyı düzeltelim. Herkes zannediyor ki S-400'ler iptal, öyle bir şey yok. S-400'den iptal edilmesi falan gibi bir şey yok. Ertelenmesi gibi de bir durum. Hiçbir zaman herhangi bir resmi makam Haziran ayını zikretmedi. Zikretmedi. Sadece iki defa soru var Türk yetkililerine. Evet. Temmuz ayıdır resmi. Rusların da resmi şeyi o. Teminatı o. Temmuz ayında vereceğim diyor. Haziran olabilir mi? Konuşalım falan. Ne olursa bir hafta falan filan gibi. Tabii 23, bu arada Trump'ın 23'ünde ziyareti, olası ziyareti diyelim. O ayrı o işin bir başka boyutu. Onu da konuşacağız. O. Tamam. Toparladıysanız Güngör Yavuz olsun. Şöyle iki cümleyle bitir. Şimdi bu arada Türkiye'nin pençesini, yani sadece pençeyi görüyoruz olarak anlatırsınız. Daha aslan yok ortada. Evet. Bütün dengeler bozulmak üzere. Uzatmamak için sayın bakın. İsrail mahvetti Amerika'yı. Bak seçimlere gidiyor ya yeniden. Mahvetti. Amerika çok kızgın. Bütün plan bozuldu. Kushner Ürdün kralı fırçaladı gönderdi. Burada dün oradaydı. Evet. Bir yandan da şimdi Bilderberg devam ediyor. Ona da ayrı bakmak lazım. Aslında o eğlenceli bir konudur. Evet. Ama şunu görmemiz gerekiyor bu haritaya baktığımızda özellikle. Ben şunu görsün isterim yani bütün dostlarımız bizi izleyenler. Bu kadar kaos içinde yapılan hamleye bir dikkat. Bu kadar anlatabildim. Çok daha fazlası var. Hem zamanı ayırmadan hem her şeyi anlatamıyoruz. Ama bu kadar bir tane askeri operasyonla nereye geldi? Pençe bu kadar önemli. Pençe çok önemli. Peki sahadaki pençeye geçelim. Basına yansıyanları görüyoruz. Biz de kaynaklarımızdan takip ediyoruz ama Güngör Yavuz'la sahada birebir bu tür operasyonları ve pençeyi takip eden bir gazetecisin. Şimdi Türkiye Kuzey Irak'a öteden beri operasyon yapar. Terörle mücadelenin başlangıcından bu tarafa. Hatta daha evveli de var. Yani Eruh ve Şemdinli baskınından önce bile Nedet Ersener 83'te bile PKK kurulmuştur artık. 78'de
Diyarbakır'ın Fisköy'ünde. PKK vardır ama silahlı saldırılara başlamadan evvel bile bir tedbiren operasyon süreci işlemiştir. Hep değişik konjonktürlere göre 90'lı yıllarda ilk Körfez Savaşı, 2003 dedik az önce ikinci Körfez Savaşı, Irak'ı mahvettiğini söylediğiniz Körfez Savaşı ve sonrasında devam eden süreçler. Zaman zaman problem çıkmıştır ama hep devam ede gelmiştir. İlk kez bu kadar merkezi hükümete takip eden Irak merkezi hükümetini bir isim olarak, ilk kez bu kadar merkezi hükümetle koordine İran'la PKK konusunda, PKK ile mücadele konusunda tam bir fikir birliğine de fikir birliğine her zaman varılamamıştır. İlk kez bu kadar yakın mıyız? Onu da sorayım. Ve operasyonun sahadaki yansımaları ne? Askeri teknik manada neler oluyor sahada? Birincisi, Irak'ın kuzeyinde gayrimeşru referandum denemesinden sonra Ankara ve Bağdat arasında İran toprak bütünlüğünde hem İbadi hem Abdülmehdi iktidar zamanında bir prensip ve çerçeve anlaşması var. Üstadın da az önce dediği gibi Behram Salih'in Ankara'da olduğu saatlerde Ankara diplomatik olarak Bağdat'ı bilgilendirerek biz terörle mücadelede pencere kağıdını başlattık diyor. Konunun anlaşılması için Türkiye Başıkaya asker gönderirken ortalığı yıkan Bağdat, pençe gibi çok geniş bir harekat, iki komando tugayıyla, atak helikopterleri, obüslerle, F-16'larla yoğun bir şekilde kendi topraklarına yaptığı bir harekata sessiz kalarak ve kabul ettiğini de söylüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Ankara'da. Biz artık Bağdat'la terörle mücadelede merkezi yönetimde bu pozisyona geldik. Birincisi, izleyicilerimiz bunu anladım. İkincisi, evet. Biz İran kuzeyinde 2017 Aralık ayından itibaren az az özel kuvvet operasyonları girmeye başladık. Sizin az önce dediğiniz gibi işte 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Çelik Harekatı ya da Güneş Harekatı gibi gir çıklar yapıyorduk. Süreli bir haftalık, 10 günlük ya da 15 günlük harekatlar yapıyorduk. Artık Türkiye özellikle Mart 2018'den beri itibaren Türkiye'nin Hakkari ve Şırnak karşısında bulunan 35-40 kilometre bir alanı kapsayan bölgeye özel kuvvet operasyonları gerçekleştiriyor. Yaklaşık olarak bugüne kadar pençe harekatı öncesine 200 tane özel kuvvet operasyonu gerçekleştirdik. Nokta var. Ama evet. İlk defa 27 Mayıs akşamı geniş... Bu arada geçmişteki operasyonlar dediniz ya, işte Güneş gibi, evet. Çelik Harekatı gibi. O dönemde gir çık yapılıyordu. Üstlerimiz vardı başka gibi ama... Evet. Yani kalıcı olmuyordu. Ve Peşmerge'de, Barzani'nin Peşmerge'de özellikle nispeten bu harekatları destek verdi. Biz bunu tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte yapıyoruz. Bu harekat neden önemli? İlk defa biz şu örneği veriyoruz. İlk defa İran kuzeyinde PKK'nın tuttuğu bir alanı temizliyoruz. Bu yönetmenimizden rica edelim bu arada. Evet. Yani bunu anlatılmadığı kaç haritasını... günden beri çok önemsiyoruz. İran kuzeyinde PKK tuttuğu bir vadiye, Harp Vadisi'ne, Kandil'e giden kuş bakışı 35 kilometre bizim sınırımıza. Şu anda ekranda evet, Pençe Harekatı'nın haritası. Hakurk ağırlıklı. Hakurk bir yükseltiler, bir vadi. Kandil'e doğru giden evet. Bir vadi. İzleyicilerimiz haritadan baktığında Hakkari'nin özellikle Şemdinli, Uludere'nin tam... Derinliği nedir? 40 kilometre bizim sınırımıza, 40 kilometre bir. Evet. İşte 35-40 kilometre çünkü vadi uzuyor. Yükseltileri var. Bu Harkuk Özal zamandan itibaren Türkiye'nin gündeminde. Hatta Bağdat'la görüşmelerde Türkiye buranın kontrolünü de zaman zaman istedi Bağdat'tan resmen. Kandil'e giden bir yol. Terör örgütü Türkiye'ye geçişlerde, haritada görüldüğü gibi Sincar bölgesinde Suriye'ye geçişlerde burayı kullanmak zorunda. Evet. Çünkü aşağıda Süleymaniye'ye inemiyorlar teröristleriyle. Harkuk'tan işte Avaş'ın Mahmur'a uğrayarak Sincar'ın üzerinden Irak'a gidiyorlar. Suriye. Az önce Nedret Suriye. Bey derken pençe çok güzel seçilmiş bir hareket. Yılanın kuyruğunu biz Zeytin Dalı harekatıyla tuttuk. Afrin'de tuttuk bunu. Şimdi pençe harekatıyla yılanın başı Kandil sıkmış durumdayız. Daha aslan görünmedi dedi. Güzel bir tespit. Evet. Aslan kendini göstermeden önce... O isim de tabii bilinçli olarak tabii devlet aklının güzel bir seçtiği var. Şu anda biz Harkuk'ta sıkıyoruz. Burada neler yapılıyor? Çok önemli. Sığınaklar temizleniyor, kamplar temizleniyor. Burada çok mağaralar var. İşte iki tane şehidimiz var. El yapan bombalarla paylaştılar. Bu açıdan çok önemli. İkinci diğer bir önemi de bu ciddi anlamda bir mesajı olan. İlk önce bölgesel Kürt yönetimi bir mesajı var. Senin sorumluluğunda olan bir bölgenin teröristleri barındırıyorsun. Ben bunu temizliyorum. Bağdat'a olan mesajı, işbirliğimiz, terörle mücadelede işbirliğimiz devam ediyor. Sen yapamıyorsun, benim komandolarım girip temizliyor. Net. Özellikle İran'a da mesaj. Tabii İran'a da var. İran'da zaman zaman Kandil'i vuruyor ama bizim kadar yoğun bir harekat, kara harekatı ya da... Ki onların jeostratejik avantajı var, jeolojik avantajı var. Ona rağmen onlar Kandil'e çok daha İran kolay girer. İran en müsait zamanında şu anda bizimle çalışmak için. En müsait. Tabii. Pelte gibi ne istersen yapar. Evet. Ama sonrasında kefil olmaz. Var ama en önemli mesaj da tabii... Kimse İran'a kefil olamaz. En büyük mesaj da Amerika Birleşik Devletleri'nin senin Irak'ta ve Suriye'de himaye ettiğin terör örgütünü ben Afrin örneğinde olduğu gibi nerede olursa temizleyecek güce sahibim.
Benim çok önemsediğim tamamen millilik oran çok yüksek. F-16'ları bir kenara koyarsak atak helikopterleriyle, fırtına obüsleriyle, komandolarımızın komandolarımızın elinde milli piyade tüveklerimizle yerli ordu, yerli ve milli yapılan bir harekat. 250 kilometre menzilde. SİHA'lar ve İHA'larla yapıyoruz. Orta menzilde çok ciddi bir güvenlik sağlıyor. Güvenlik şemsiyesi sağlıyor. Bir şunu yapılıyor. Türkiye'nin son dönemdeki hedefi İran kuzeyinde Kandil ve Sincar'daki terör unsurlarını sonlandırmak, temizlemek. Şu anda Kandil'e giden yolu açılıyor. Olası bir Kandil harekatı için alan temizliği yapıyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri için bahar temizliği yapıyor diyorum. İşte iki komando tugayı gibi yüksek bir oranda katılıyor var. Bölgeye olan mesajlarını anlattık. Bir de buranın diğer bir özellikle Sincar ve Mahmur'daki devşirilen teröristlerin Kandil'e eğitim gittiği güzergah. Örgüt Mahmur kampında ya da Sincar'da aldığı terör kaynaklarını alıp Kandil'de eğitip tekrar geri gönderiyor. Şu anda burası da tutulmuş oldu. Ben Bağdat açısından çok önemli bir bilgiyi de vermek istiyorum. Evet. Önceden bizim terörle mücadelede özellikle tanklarımızı ya da komandolarımızı soktuğumuzda Türkiye'ye karşı işgalci denecek kadar kelimeyi kullanan Bağdat son dönemde artık askeri ve güvenlik işbirliği söylemlerini üst düzey yapıyor. Biz ileriki günlerde Başika'nın tabii Musul tarafındaki Başika üssü. En büyük varlığımız orada bizim, evet. İran kuzeyinde hem tank olarak özel kuvvet olarak bir varlığımız var. Irak'la Bağdat olası bir anlaşmada özellikle Başika merkezli ortak operasyonlar birliği ya da Irak Türkiye'nin ortak bir birliği olabilir. Bu Irak ve sürpriz olmaz. Diyorsun. Sürpriz olmaz. Zaten bu konuda gelişmeler var. Pençe harekatına olan tavırları da Bağdat'ın buna yöne sıcak baktı. Şunu söyleyeyim. Bağdat bu Irak'ta Amerika'nın İran'la olan şeyinde Türkiye'ye yakın durmak çıkıyor. Olası İran'la bir çatışma ya da ambargodan en fazla etkilenecek ülke Irak. Bağdat yani dolayısıyla. Bağdat yönü. Çok yüksek ticareti var. Şii nüfusunun etkisiyle iki ülkenin birbirlerine bağları var. Türkiye'ye yakınlaşarak bölgede kendine bir partner bulmak istiyor. Peki burada bölgesel yönetim, Barzani yönetimi? Bölgesel hangi? Yönetim biraz... İran'la bir çatışma ihtimaline binaen dedin ya, o yüzden soruyorum. Tabii. Bu durumda Barzani yönetiminin tavrı ne olacak? Veya onlar da zaten bahsettiğin gibi başta zaten çerçeveyi çizdin. Yani referandum, gayrimeşru referandum sürecinden kestimler, sonra Türkiye evet tabii. O anlamda özellikle Erbil yönetimi son dönemde Ankara ile ilişkileri düzeltmek istiyor. Onlarda da bir seçim var. Nerşivan Barzani bölgesel Kürt yönetiminin başkanı oldu. Mesut, evet. Barzani yeğeni. Büyük ihtimalle başbakanlık seçimi olacak. Bir başbakan, hükümet kabine başkanı. O da Mesut Barzani'nin yerine yeğeni başkan oldu. Var. Biraz kendi iç işlerine bakıyorlar. Mesut Barzani istihbarata bakan mıydı? İstihbarata bakan. Asker istihbaratın başındaydı. KDP'nin peşmergesinin başındaydı. Şu anda başbakan olacak. Var. Ama onlarda da bir durum var. İleriki günlerde Türkiye'de bu çok konuşacak. Böyle bir durum ortaya çıktı. Süleymaniye ve Erbil arasındaki ayrılık giderek açılıyor. En son bölgesel Kürt yönetiminin başkanlık seçimine KYB, yani Taliban'ın partisi katılmadı. Protesto ettiler. Bir nevi Nerşivan'ı tanımıyoruz diyordular. Şu anda İran kuzeyinde Erbil ve Süleymaniye arasındaki ayrılık açı diyerek büyüyor. Parlamento toplantılarına katılmıyorlar. Süleymaniye Bağdat'a yakınlaşıyor mu peki bu arada? Daha çok İran'a yanlış hem konum olarak var. İran'ın etkisini görüyoruz. Şöyle bir durum olabilir. Erbil giderek Ankara'ya yaklaşırken biz Süleymaniye'nin daha çok İran'a yaklaştık. Zaten aslında eskiden beri 90'lı yıllarda da öyleydi. Biraz o tekrar. Ama orada da şöyle bir risk var. Ben Türkiye kamuoyunun bilmesini istiyorum. Gayrimeşru referandumdan sonra KYB peşmergelerinin 16 Ekim'den Kerkük'ten çekilirken Bağdat'ta bir pazarlıkları var. Bunları açıkladıkları için söylüyorum. Biz tekrar geri dönmek için gittik diyorlar. Süleymaniye Erbil ayrılığında KYB özellikle Talabani tayfası Bağdat'a Kerkük isteyebilir. İşte dün akşamki patlamalar, DAEŞ tekrar Kerkük'e gelecek, saldıracak. Tam da onu soracaktım. DAEŞ yani tam da bu noktada bu Irak'tan, İran kuzeyinden, ta Süleymaniye'den işte Erbil'e, oradan Sincar üzerinden Suriye'nin kuzeyine, PKK-PYD'ye uzanan alanda DAEŞ tekrar sahne aldırılmaya çalışılıyor. Orada bir işte yine hep her zamanki fonksiyonu üstlenmesi, Amerika'nın bu konudaki rolü sorgulanıyor. Bu patlamalar, terör saldırıları bahsettiğin gibi. Örgütün yine Rakka'daki gençleri silah altına, evet, aldığı, evet. Suriye Rakka'da. Evet. Bütün bunları bir arada düşünürsek, çünkü biz bu programda Suriye'den Körfez'e doğru uzanan konuları da çok konuşuyoruz. Ve buranın da kilit noktası az önce işte Pençe Harekatı'nın bulunduğu yer ve Suriye sahası. Suriye sahasının Fırat'ın doğusundan başlayarak, hatta Afrin'den başlayarak. Dolayısıyla bu noktada Pençe biraz buna da mı cevap,
o hareketlenmelere karşı da mı cevap? Bu bahsettiğin ayrılıkta Goran hareketinin oradaki rolü ne kadar devam ediyor? Onu da belki bize güncel bilgilerle paylaşırsın. Talabani-Barzani grubu arasındaki ayrılıkta Kerkük meselesi ne olacak? Tabii Kerkük'ün kimin kontrolünde olacağı bunu şekillendirecek. Şu anda merkezi yönetim hem askeri varlığını arttırdı. Biliyorsunuz Kerkük Türkmenlerin yaşadığı bir Türkmen kenti. Böyle de bir özelliği var. Merkezi yönetim buranın idaresini bırakmak istemiyor. Özellikle KYB Süleymaniye kanadı ısrarla Kerkük'e peşmergenin geri dönmesi, valinin kendi partilerinden olmasını istiyor. Tam da sizin dediğiniz gibi Bağdadi'nin terör örgütünün başındakinin bir video yayınlaması da beraber hem Irak'ta hem Suriye'nin belirli bölgesinde tekrar biz DAEŞ'in eylemlerini gördük. İşte Kerkük'ün değişik yerlerinde saldırılar yaptılar. En son buğday bahçelerini yaktılar. Bu çok önemli. Buğday tarlalarının yakılması Irak için çok önemli. Yıllardır dışarıdan ithal ediyorlar. Kendisi buğdayı, üretmeyin. Evet. Ellerindeki buğday yakalandı. Hücrelerin ortaya çıkması var. Bir de şu soruyu sormak gerekir. Ben gazeteci olarak soruyorum. Deir Zor temizlendi, Rakka temizlendi. 15 bin, 20 binle izah edilen, 30 binle izah edilen IŞİD militanları nerede? Nereye gitti? PKK'ya mı katıldı diyorsun? Bir kısmı sizin yerinizde söyledik. Sakallarını kesip Arap evet. Gücü altı, adı altında şu anda Demokratik Suriye Gücü olarak yapının evet. içinde. Bir kısmı da İran geldikleri yere geri döndü. Özellikle Anbar bölgesine. Afganistan'a gitti mesela. Tabii evet. Afganistan'a giden var, Çat bölgesine giden var, Afrika boynuzu olarak gittiğimiz var. BİŞİD böyle bir hareketlilik içinde var. Tam bu şurada Türkiye'nin pençe gibi bir harekatı yapması alana müthiş bir mesajı var. Evet. Biraz da bir cümleyle Kerkük'ü anlatmamız gerekir. Eğer Kerkük Türkmen şehri olarak hep patlamalarla gündeme geliyor. Eğer Kerkük'teki bir istikrarsızlık ve patlama böyle devam ederse biz Irak'taki iç savaş senaryolarını, IŞİD gibi örgütlerin alan kontrolü sağlamasını tekrar konuşma görebiliriz. Konuşma ihtimalimiz var. İşte bu dönemden pençe harekatı çok önemli. Çok çok dakikti bu arada. Kum saati tam bitti. Programımızın sembolü. Buyurun. Pençe bir özelliği şu. İran konusunda Amerika'yı kollarken mesela Rusya pençe operasyonu yapıldığı yere yetişemez. Irak'a yetişemez. Yetişemez. Ama pençenin yarattığı basınç Suriye ve İdlib'e gidiyor. Etkiler. Etkiliyor. Evet. Hani en başta Amerika, Irak'ta tabii, ve tabii. Suriye'de Rusya'ya kalacak şey vardı ya. Tabii. Ta Ekim 2015'te Rusya sahaya indiği zaman. Murat Akan sizinle devam edelim. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Amerika'nın bir savunma, daha doğrusu bir saldırı, artık savunma kelimesini bu tür ülkeler açısından saldırı stratejisiyle tabii bütünleştirmek lazım. S-400 meselesini de merkeze alırsak, önünüzde de bir rapor var. Çok onu zannediyorum Amerika'nın çok, Amerika devletinin çok uygulamaya çalıştığı bir uyguladı, rapor. Uyguladı, şu an uyguladı. Ondan da bahsedersiniz. Bu S-400 konusunda bizi caydırmaya çalışıyorlar ama Türkiye kararlı. Bunu her defasında dile getiriyor. Suriye konusunda biliyorsunuz Astana sürecini de bozmaya çalışmışlardı vaktiyle. Fiş. Bunu çok sık yaptılar, yapmaya çalıştılar. S-400 meselesi çok daha makro boyutları olan bir mesele. Bizim hava sahamızın güvenliği açısından önemli. Hava ve deniz sahamızın, mavi vatan bağlamında da öyle. Dolayısıyla Türkiye bu konuda kararlı. Bu buradaki rapordan yola çıkarak Amerika'nın Suriye ve Irak'ta olası bundan sonraki hamlelerine dair ne söylersiniz? Şimdi öncelikle ben de pençe operasyonuna, operasyonuyla ilgili birkaç cümle söylemek isterim. Nedret Bey bir şey çizdi, yol çizdi. Şimdi burada iki mesaj var bana göre. Türkiye'nin Harkuk'a yönelik, Kuzey Irak'a yönelik bu operasyonun bir mesajı, birinci mesajı. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, bu kuşatılmışlığa karşı bir hamle. İkincisi burada kullanmış olduğu silahlar. Mesela işte bahsettiğiniz Bora 280 kilometrelik menzilli Bora'nın. Orta menzilli burada kullanılarak bir gözdağı, yerli milli imkanlar bir mesaj, üretmiş. Bir evet. mesaj. Artı gece boyunca hareketin devam etmesi. Şimdi burada İran sıkıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosu altında ve işte bir müdahale, olası bir müdahalesine karşı ciddi bir sıkışması söz konusu. Artı hatırlayın Putin dedi ki biz itfaiye değiliz ki her yere yetişelim. Bakın bana göre bütün şey buradaydı. Yani bu İran için noktası, söyledi onu. İran için söyledi. Bu evet. Püf noktası burasıydı. Hatta bu şunu biraz gösteriyor. Da bir cümle katkı olsun diye yani kinayeyle söyledi. Yani zamanında Obama zamanında bu nükleer evet, uranyum gelişme programıyla anlaşırken bize sormadığınız kabiliğinden bir şey de söyledi. Evet, ama şimdi şöyle bir şey var. Başından beri siz takip ediyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. Suriye konusunda başından beri Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir anlaşma var.
Yani Fırat'ın doğusunda bir özerk yapı deyin, ister adına PKK devleti deyin, ister tırnak içerisinde Kürt devleti deyin. Burada Fırat'ın doğusunda bir özerk yapının kurulması konusunda Türkiye şeyle, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mutabakatı var. Şimdi bana göre Türkiye bu şeyi geçtiğimiz günlerde de işte bir Amerika Birleşik Devletleri Pompeo ile mesela Lavrov'un görüşmesinden sonra Türkiye buradaki yapılmak istenen oyunu, buradaki yapılmak istenen şeyi, yapılanmayı farkına vardı ve İran'la birlikte anlaşarak İran'ın bu zor durumunu da göz önüne alarak İran da burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj veriyor. Çünkü referandum gibi, Barzani'nin referandumu gibi burada yapılan işbirliğiyle nasıl ki bu referandum bertaraf edildiyse, buradaki işbirliğinin meyveleri alındıysa, buradaki harekatla Türkiye ile İran işbirliğinden tabii işbirliğinden evet. bahsediyorum. Türkiye ile İran bir işbirliği yaparak bunun içerisinde Bağdat yönetimini de katarak burada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı verilmiş bir mesaj var. İkinci mesaj da şu, bana göre Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen bu yapının Akdeniz'e açılan bölümü yani Afrin harekatıyla kesildi. Evet. Fırat kalkanıyla kesildi. Burada da bu Harkuk harekatıyla birlikte, Pençe operasyonuyla birlikte buranın Kuzey Irak'la olası birleşmesine karşı bu alanı kontrol altına alarak buradan da bir kesim noktası oluşturdular. Şimdi diğer tarafa gelince ben resmin her zaman büyük kısmına bakmak isterim. Yani işte Nevzet Bey saydı Türkiye'nin nerelerde hamle yaptığını falan ama bunun karşısında da hamleler var. Şimdi, mesela ne var? Mesela şu hamleler var. Yani İngiltere 47 yıl sonra Bahreyn'de yani Orta Doğu'da kalıcı bir üs kurdu. Sadece bununla yetindi mi? Hayır. Kıbrıs'ta Avrupa üstünde 8 olan 7 olan uçak sayısını 138'e çıkardı. Yani 131 uçak daha gönderme savaş uçağı gönderme kararı aldı. Daha sonra ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da bütün savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e yığdı. Yani işte yeni yüzyılın yüzyılın anlaşması diye bir anlaşma şu anda yürütülüyor ve zaten önümüzdeki biz de Nedret Ersen'in söylediği hamleler bütün bu hamlelere karşı hamleler. Evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan üzerinden silahlanma yani Yunanistan'ı silahlandırmaya başlıyor. Buradaki mesela Yunanistan'da 3 üssünü harekete geçirdi. O üslerin mesela Bezmer, Graf Ignatievo ve Novoselo üsleri burada hareketlendirmeye başladı. Şimdi bütün bu kuşatmalar hakeza Doğu Akdeniz'de yani 200 tane savaş gemisinden bahsediyoruz burada. Şimdi yani Türkiye'nin etrafında bir kuşatma var. Demek istediğim şu. Türkiye'nin etrafında bir kuşatma söz konusu ve bunu Rusya'ya karşı yapıldığı öngörülerek şey diyor. İnsanlara sunuluyor. Aslında burada kuşatılmak istenen bana göre Türkiye'dir. Ya Türkiye zaten haritaya baktığınızda bu görünüyor. Yunanistan açık net şekilde Rusya'yla alakası görünüyor. Bir NATO üyesini, uçtaki bir NATO üyesini en uçtaki eskiden ileri karakolan ülkeyle kuşatmış oluyor mu diyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir görüş var. Diyorlar ki ya Türkiye'de NATO üyesi efendim NATO üyeleri Türkiye'ye nasıl saldıracak? Ben size bir şey söyleyeyim. Çok açık ve net söylüyorum. 5 Mart 1959 tarihli Türkiye-Amerika İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye resmi olarak müdahale hakkı var. O anlaşmayı açın bakın. Bilseydim onun belgelerini getirirdim. Darbe, kaos, kargaşa çok muallak cümlelerle. Hakkı derken silahlı, kendinde hak gördüğü tabii, bir şey. Silahlı yani. Tecavüz halinde Amerika Birleşik Devletleri yardım eder, müdahale eder diyor. Hakeza bakın 15 Temmuz'dan sadece 1,5 ay önce Türkiye'de NATO ile bir anlaşma yapıldı. Bu acil müdahale gücü diye. Şimdi bu da herhangi bir darbe karşısında bir darbeyi bahane ederek 48 saat içerisinde müdahale etme anlaşması. NATO Türkiye'ye saldırmaz diye bir şey yok. Bakın yok yani çünkü NATO sadece yani konvansiyonel değil ama zaten FETÖ üzerinden saldırdı mesela 15 Temmuz bir NATO saldırısı. Kesinlikle yani bunu zaman. Açık ve ne şekilde biz NATO'nun İslamla Savaşı kitabında bütün belgelerini de verdi. Yani aslında burada FETÖ bir şeydi. Yani oyuncaktı, evet. Bir şeydi, öncüydü. Asıl koçbaşıydı. Evet. Koçbaşıydı. Asıl arkasında NATO vardı. Bu açık ve net. Dolayısıyla da şu anda Türkiye'yi Orta Doğu'dan ve Doğu Akdeniz'den, Ege'den
açık net şekilde bir kuşatma söz konusu. Türkiye bu kuşatmayı yarmaya çalışıyor şu anda. Bunu sırf S-400 için de yapmıyorlar değil mi? Evet. Sözüm, bakın, söz gelimi misalen söylüyorum. S-400 kararından vazgeçilse de öyle bir ihtimal devam edecek. Bu saldırılar, bu daha doğrusu kuşatma diyelim, devam edecek ve psikolojik harekat saldırıları devam edecek. Çünkü size yayın arasında bahsettim. Amerikan savunmasının yeniden inşası diye bir rapor var. Bakın bu rapor Eylül 2000 yılında yazılmış bir rapordur. Yani Eylül 2000. Eylül 2000, evet. 11 Eylül'den önce, bir sene önce. Tabii. Şimdi bu raporda ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Şahin kanadı dediğimiz neokonlar, neokon grubunun yazdırmış olduğu bir rapordur. Ve bu raporu yazanlardan bir tanesi de John Bolton'dır. Yani bugünkü Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Başkanı. Şimdi bu raporda mesela ikinci sayfasına baktığınız zaman burada proxy savaşta, yani vekalet savaşlarından bahsediyor. Orta Doğu'dan bahsediyor. O zaman hiç proxy warlar dönmüyordu değil mi? Kesinlikle. Yok. Yani bu vekalet savaşı ve Armageddon. Şimdi herkes, mesela ben komplo teorilerini sevmem ama şimdi Armageddon savaşı hep bahsederler. Biliyorsunuz Hristiyanların bir Armageddon mitolojisi vardı. Evet. İşte Orta Doğu'da bir son savaş çıkacak falan. Bakın burada bahsediyor. Armageddon'dan bahsediyor. Aslında bir savunma stratejisine dönüştürmüş oluyor. Kesinlikle. Bu Orta Doğu'daki, bu Doğu Akdeniz'deki bu yığılmayı, ondan sonra bu 100 yılın anlaşması, ondan sonra Kuzey Suriye falan, bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman bu Armageddon dedikleri şeyin bütün şeyleri aslında var, doneleri var. Şimdi başka ne diyor? Diyor ki... Hatta şu bile söylenebilir mi? Biraz iddialım olacak bilmiyorum ama 11 Eylül'den bir sene önce olduğuna göre 11 Eylül'ü tam da bu bir yıl önce hazırlanmış raporda çizilmiş stratejiye göre onu, işte Haçlı Seferleri diyordu ya, evet, Bush, onu başlatmanın da aslında ilk belgesi sayılır. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu raporda, 2000 yılında yazılmış raporda diyor ki Amerika Birleşik Devletleri dünya jandarmalığını sürdürebilmesi için en az Pearl Harbor kadar olağanüstü bir olaya ihtiyacı var diyor. O da 11 Eylül'de açık olur. Net şekilde bunu diyor. Şimdi dolayısıyla şeyi ona göre değerlendirebilirsiniz, 11 Eylül olaylarını. Diğer tarafta mesela 72 sayfalık bir rapordur. 5. sayfasında mesela Amerika'nın diyor ki yeni politikasında 4 misyonu var, temel misyonu var diyor. Bir diyor Avrupa'nın güvenliği ve kontrolü. Ondan sonra Trump ondan biraz vazgeçmiş gibi görünüyor, ya da sadece görünüyor mu? Ayrı evet. Bir ama evet. Doğu Asya'nın kontrolü. İşte Asya Pasifik bu şey. Meselesi, evet. Orta Doğu'nun kontrolü, Orta Doğu ve enerji kontrolü. Bir terörle, küresel terörle savaş. Şimdi baktığınız zaman, büyük çerçeveye baktığınız zaman bugün bu 4 misyonda gerçekleşmiş durumda. Yani küresel terör dediği işte IŞİD'di ve benzeri türevleriydi. Yani bu IŞİD'in nelere mal olduğunu da işte Güngör Hocam anlattı. Dolayısıyla terörle savaş diyerek kendisi terör örgütlerini destekliyor. Tabii yani onu orada şey diyor, bir meşruiyet kaynağı olarak görüyor ve müdahale ediyor. Ben şunu da söylüyorum, bakın bir de 51. sayfasında, mesela 51. sayfasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanları diyor. Yani balistik füze üreten düşmanları diyor. Rusya. Ve bu kimi sayıyor biliyor musun? Yani Kore. Kuzey Kore. Kuzey Kore. Ondan sonra Irak, İran, Libya ve Suriye. Rusya'dan hiç bahsetmiyor mu? Rusya'dan bahsetmiyor. Şimdi düşünebiliyor musun? 2000 yılında. Şimdi Irak bölündüler. Fiilen aslında bölündü. Libya malum. Suriye malum. Şimdi Kuzey Kore'ye bir şekilde diş geçiremedi bu nükleer silah vesilesiyle. Şimdi orada bir dehşet dengesi var. Evet. Şimdi İran'ı parçalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani hani bizim bu yani toparlarsak Akan, şu. Bu rapor şu yaşadığımız 19 yıllık sürecin planı olarak ne kadarı gerçekleştirdi, ne kadar gerçekleştiremedi, yerel bölgesel aktörlerin işbirlikleri veya Türkiye gibi belirleyici aktörlerin Suriye sahasında ve Irak sahasında olduğu gibi müdahaleleri, hayırlarının getirdiği o raporun hani amacını gerçekleştirmeme gibi sonuçlar doğurduğu muhakkak, ama bu raporu uygulamaya çalışıyorlar, bir kısmını da gerçekleştirdiler diyorsun. Elbette. Şimdi bu raporda bütün yazılanları gerçekleştirecekler diye bir şey yok. Buradaki devletler de işbirliği yaparak bu hamleyi bertaraf etmek istiyorlar ki işte bu bahsettiğimiz pençe operasyonu harekatı bana göre bunlardan bir tanesidir. Mesela bugün Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketinin yapmış olduğu araştırmada burada değeri 3 trilyon dolar olan gazdan bahsediyor. 3 trilyon dolar. Yani bütün mesele aslında buradaki Orta Doğu petrolleri ve Doğu Akdeniz'deki şey. Oraya bir şey daha dikkat çekip sözü bırakıyorum. Doğu Akdeniz'e sınır olan
şeylere bakın, devletlere bakın, Libya, değil mi? Ne oldu? Aşağı yukarı bölündü. Mısır darbe yaptılar. Darbe yaptılar. Tunus'ta işte şey Arap Baharı oradan başladı. Şimdi bu devletleri Suriye'nin durumu hakeza ortada. Buradaki devletleri de bu proje çerçevesinde zayıflattılar, böldüler ya da darbe yaptılar. Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Bir sonraki konu başlıklarımızdan biri o ama şimdi kısa bir aramız olacak. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Evet, Kozmik Masa'da bu akşam Pençe Harekatı bağlamında Suriye ve Irak'taki gelişmeleri konuşuyoruz. Irak'taki son durum, Pençe Harekatı'nın önemi ve daha ziyade Doğu Akdeniz ve Karadeniz'i de kapsayan konvansiyonel tehditlere karşı Türkiye'nin aldığı tedbirleri konuşuyoruz. Üç değerli konuğum var, dış politika yazarı Nedet Ersenel, gazeteci Güngör Yavuz Aslan, Irak ve Suriye sahasından bilgiler paylaşan bir gazeteci ve araştırmacı yazar Murat Akan bizlerle. Nedet Ersenel'le devam edeceğiz. Şuradan devam edelim Nedet Ersenel. Şimdi Rusya, Murat Akan dedi ki işte itfaiye değiliz ki, o uranyum geliştirme programına kadar dayanan bir konudur bu. O dönemde, Obama döneminde İran'ın Amerika ile anlaşma yapması ve sonra anlaşmanın Trump döneminde bozulması Rusya ile İran arasında bir mesafede koyuyor. Ama ilişkileri hala baki tabii ki. Türkiye'nin de az önce konuştuğumuz bağlamda Bağdat ve PKK ile mücadele meselesi, diğer konularda Bağdat üzerinden bir işbirliği de var İran'la. Bu S-400 meselesine gelirsek, Rusya İran'a S-400 vermemiş, Körfez'i kızdırmamak için başlıklı makale var yabancı basında. Ve bu NATO meselesini de yine iki soru olacak. Murat Akan'la konuşurken hani NATO Türkiye'ye üyeyiz diye vurmaz veya vekalet savaşları üzerinden o paylaştığı rapordaki ayrıntılarla proxy war üzerinden zaten Türkiye ile mücadele ediyor, Türkiye'yi kuşatıyor da dedi. NATO'nun böyle bir konvansiyonel açıdan Türkiye'ye doğrudan bir tehdidi herhalde söz konusu değil ama vekalet savaşları üzerinden nasıl bir tehdit söz konusu olabilir? Şundan artık eminiz, NATO bildiğimiz NATO değil, biz de bildiğimiz anlamda eski Türkiye, NATO üyesi değiliz. Önemlisi NATO üyesiyiz ama eskisi gibi değiliz. Yani ikinci kısım önemli. NATO isterse eski halinde olsun, isterse en güçlü halinde olsun fark etmiyor. Rusya'nın bu itfaiye açıklaması İran'ı Amerika karşısında kapının önüne koymaktı aslında. Bayağı sattı yani. Evet. Kelimenin yani sokak ağzıyla söyleyelim. Bayağı sattı diyorsun. Bayağı sattı. Buna cevap hani demin dedim ya MGK bildirisi ders olarak okutulacak nitelikte bir şeydir diye Türkiye tarafından verildi. Demin söylediğim oydu benim. Hani Soçi'ye değil Astana'ya göndermenin itfaiye falan değil. Bu işlere bakacaksın kardeşim. Rusya'ya bir mesaj tabii, da içeriyor. Tabii bakacaksın anda kasıt şu. İran'ı satmak çok önemli değil ama. Biz hiç komşumuzu satmıyoruz. Önbil ama oraya da yatmayacaksın. Ya Astana, İran'ın karşısında ABD'ye yatmayacaksın. Üstelik Türkiye bunu yani adaletli davranmayı, ilkeli davranmayı real politikçilerin daha doğrusu hani diplomaside öyle bir akım var ya real politiği kutsayanlar. Evet. Yani bir tür batı yapımı puta tapmaktır o. Ona rağmen İran'a bu kazığı atmamıştır yani. Evet. O yaptığı halde. Çünkü Tahran hatırlıyorsun Soçi'ye gitmeden önce Tahran'da bir toplantı oldu ve orada da ayrı bir rezillik yaşanmıştı. Yani rezillik değil terbiyesizlik yaşanmıştı. 24 saat içinde çözdü. Ona rağmen bak Türkiye komşularını satmıyor. Burada Rusya bu noktada sattı diyorsunuz. Bunu Suriye ile de çünkü Suriye sahasında anlaşmazlıkları sattı. Var ya. İstedikleri şu. Amerika ile Rusya'nın istediği şu. Suriye idareten bağlanıyor, siyaseten bağlanıyor. Finale doğru yaklaşıyoruz. Masada en geniş yeri birbirimize açalım kardeşim. Öyle değil. Öyle değil. Yani onu yetmezler. Ama bir şunu bir halletmekte fayda var. Bir, çok çok hızlı anlatacağım yine yani sana şey zamana hürmeten. Şimdi Trump iktidara geldiğinde uhdesinde dünyadaki çözüm metodu şuydu. Rusya ile yakınlaşıp Çin'i boğmak. Evet. Kuşatmak. Temel strateji buydu. Buydu. Yani en üst, en basit çatısı bu. Ama en tepe çatı bu. O yüzden de Rusya'ya yakın olmakla suçlandı vesaire. Ha, vesaire. Suçlandı şu. İşte sen derin devlette, müesses nizamda, ne de establishment'te, Pentagon'da, dışişleri, CIA'de, ne dersen de, kara otlarda öyledir onun ismi. Ne dersen de. Ha. O öyle patladı. O öyle patladı. Bu planın asıl yapımcısı Kissinger'dir.
Evet. Tamam. Bunlar tabii çok çabuk unutuluyor. Şu sebepten çabuk unutuluyor. Böyle popüler isimler söylenir. Aa öyle mi falan, öyle değil. Trump'ın ilk döneminin başına bak. Adam göreve geliyor. 200 yaşındaki Kissinger Amerika'dan Rusya'ya gidiyor. Rusya'dan Pekin'e gidiyor. Pekin'den ve bunlar 2-3 gün içinde oluyor. Üst üste. Sonra skandal başladı ve Trump'ı boğdular. Kımıldayamaz hale geldi. Rockefeller gibi o da. Aynen öyle. Şey, hani, biraz daha gitse daha da kötü oradan, olurdu. Bak söyleyeyim. Şeyi mi takviyesi mi yapmış nedir? Tabii, evet. Ama o yaşta gidiyor diyorsunuz. Tabii. Bu müesses tabii. Nizamın temsilcisi olarak sonra görüşmeleri yapıyor. Biz çok sevmeyiz Kissinger'ı. Ama şunu söyleyeyim. Yani bir diplomasi kafasıdır. Bu. Yani küresel akıl budur. Evet. Ha. Ki onu ansiklopedi gibi diplomasi öyle tabii. Yani. Şimdi bak komediye bak. Tersi planın bir parçası Kushner. O da Yahudi. Bütün bu 100 yılın planını kuran o. Hani satır arasında bir satır gönderme yaptım ya bugün Bilderberg var diye. Şimdi orada evet, ikisi birden orada. İkisi birden orada. Bilderberg. Tamam. Murat Akan'ın da çalışma alanları. Şimdi burada burayı anladıktan sonra bunun karşısındaki de çok basit bir şey. Yani bir pek yolu. Artık çok konuşulduğu için ben sıkılıyorum. Tekrar etmek istemiyorum. Karadan, denizden, bilmem neden, Türkiye üzerinden Gezi bile oydu. Bak Gezi bile oydu. Burada şeyleri kırdılar. Yani, falan. Ha. Ondan sonra. Bunun karşısı da bu. Şimdi o demin iki tane ben konuşmanın ilk başında havza saydım ya. İşte havzanın biri. O zaman Kushner Kissinger'dan da bağımsız değil diyorsunuz bu arada. Zıt bile olabilir. Bak. Orası herhalde, çünkü çok orası karışık. Biraz karanlıkta kaldı. Bak, o yüzden sordum. İki tane muamma var orada. Mesela Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki son 48 saatlik teması bilmiyoruz. Çok ciddi bir temas var orada. Her boyutuyla. Tamam. Ruslar da bunu görüyorlar. O yüzden. Ama Rusya'ya hala kazık atmıyoruz bak. Bütün anlaşmalarımıza bağlıyız, sözlerimize bağlıyız ve o kadar incelikli ki Trump-Erdoğan görüşmesi yapılıyor. İki tarafın açıklaması şu, G20'de görüşmek üzere. Hemen arkasından G20'de Rusya'da var. Türkiye diyor ki, Sayın Putin ne diyor? Orada görüşeceğiz. Evet. Adil, kefeler eşit. Tek istediği Türkiye'nin şu, bütün bu saçma sapan konuşmaları, o siyasetçilerin falan konuşmaları falan bırakacaksınız yani. Yani adil istiyoruz. Bu tam bağımsızlık falan o. Dediğimiz o. Kimse artık bizim üzerimize hala bu konularda gelmesin. Ne demek efendim bu yüzyılda tam bağımsızlık olmak? Öyle bir şey mi kaldı? Bu işte. Niye hep bizden çıkıyor bu iş yani? Evet. Neyse. Bu tabloyu iyi anladığımızda şu an oluşan hattı, yani basit anlatıyoruz işte ortada bir Washington planı var Rusya ile birlikte. Ta en başında aklındaki bu Trump'ın. Hop, artı Çin meselesi var. Onun için mesela Amerika Birleşik Devletleri Çin kavgalarına şuna buna ben bir Huawei meselesi yani, var meşhur. Bir yani keşke Ferhat öyle bir tek parçalık bir program yapsan da ben bir Huawei anlatsam. Biz geçen bir Huawei yani, konuştuk bir televizyonda. Ne yazıldığı enteresan. Gibi, ne çizildiği biraz gibi. Biraz onu anlatsana. Yani şimdi bu bak, merak edilen de bir şey çünkü. Şu kadar söylüyorum zamanımız yok. Şimdi konuklarımıza da hürmetsizlik olmasın. Bak çok konuşulan bir şey var. İlk yazanlardan biri ben. Afganistan'da bir liman var Gwadar diye. 7 yıl oluyor ben yazıldım. Evet. Bir de İran'da Shabar diye bir liman var. Bunlar şu anda her iki tarafı tutan iki ana liman. Çok kritik. Mesela birisi de Yunanistan'daki limandır. Evet. Pire limanıdır. Ha, Avrupa'nın ortasına kadar girer. Bu iki liman üzerinde Huawei'yi nasıl anlatırız? Alakasız değil mi? Evet. Yani ilk planda öyle. İngilizler anlatın, dünyadaki evet. Telgraf sistemini kolonyal oldukları zaman Hindistan'da buradan yönetiyorlardı. Telgraf sistemi ve imparatorluk böyleydi. Huawei de orada. Oradan yapıyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Bir Huawei yazısının hiçbir yerinde bunları göremezsiniz. Bunları kim yazar en iyi biliyor musunuz? Maalesef öyle yani. İngilizler. İngilizler yazıyor diyorsunuz. Yani yazıyor. Burada peki, buradan şu anlam çıkmaz herhalde. Huawei meselesinde bir İngiltere, Çin, Amerika ile olan anlaşmazlık. İngiltere, Çin'e yakın. Yok, İngiltere, yakın. Çin yakın. Amerika'yı bir kaşık suda boğar. Öyle göründüğü gibi değil o işler. Ta şeyde Türkiye, Suriye'ye ilk girdiğinde Amerika tersine müdahale etti, şey istiyordu İngilizler. Amerika'yı resmen Türkiye'ye sattılar. Hani Çin konusunda İki konuda bile, sattı. Çin konusunda bile ayrılar. Tabii. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri. Ama söyleyeyim, PKK'nın
ve yani YPG'nin oluyor ve YPG ile birlikte DAEŞ'in Amerikalılarla birlikte çalıştığının belgelerini, videolarını Türkiye'ye veren İngiltere'dir. İngiltere'dir. BBC üzerinden hatta. Tabii hani fahş etti. Rezillik tabii. Fahş etti. Irak'ta biz gitmek istemiyoruz dedi. Son olayı söylüyorum. Bu pençeden önceki olayı söylüyorum. Hepiniz çıkın buradan dedi Amerika. Tehlikeli ülke diye bir şey uyduruyor. İngilizler dediler ki biz o tehlikeyi görmüyoruz. Ne İran'dan? Dedi ki İran'dan bir tehlike görmüyoruz. İnanılmaz. Evet. Dedi, çık hadi kardeşim dedi. Yani burnu yere sürte sürte yani gücü yetmediği için. Çin, İngiltere ilişkileri son derece gelişmiş. Başka bir program konusu. Huawei lafı açılmışken şunu sormak istiyorum. Şimdi Google ve diğer işte uygulamalar üzerinden pek çok başka WhatsApp'tan tutun da NSA'nin National Security Agency denilen işte Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın elektronik istihbaratın beyni olan Amerika'daki yapıdan, yapının bir şekilde nüfuz ettiği. Çünkü biliyoruz ki bu tür işte Twitter'ından tutun. Bütün sosyal medya ve internet tabanlı sohbet programlarından tutun. Google arama motorlarına kadar hepsiyle bir ilişki var. Bu noktada 90 günde süreyi uzattı Trump yönetimi. Huawei ile bu yazılımlar... Kendi iş adamları sıkıştırdı onu. O yüzden. Ne yapıyorsunuz dedi. Bu ayrım devam edecek mi? Yani bu sadece bir ekonomik savaş mı yoksa başka hangi boyutu var? İşte, Huawei meselesinin. Şimdi, ben mesela şöyle yani Amerika'daki dijital ya da ana istihbarat üzerinden kurmuyorum onu da teknolojik istihbarat. Bu beş göz meselesi var ya. Evet, o asıl iş o. Yani, parantezine konuyu çok kaydırdın ya. Yok siz açtınız için. Yok ben memnunum. Ben sabaha kadar konuşuyorum. Huawei meselesi çok önemli. Tabii. Çok da önemli. Popüler bir konu. Yani orada üç ayrı grup istihbarat, dijital istihbarat, yani teknolojik istihbarat mekanizması var. Üçü de birbiriyle karışıyor. Yani Amerika'daki de beş şey bu Avusturya'dakine yatıyor değil. Çünkü orada da dedi ki İngiltere'de evet. Sorun var. Oranın bir merkezi de İngiltere. Yeni Zelanda, Arkadaş, Avustralya değişik bir iş. Evet. Ama Huawei meselesi çok önemli bir meseledir. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çin meselesi bağlamında. Toparladıysanız Güngör Yavuz Aslan'la devam edelim. Şimdi Irak sahası çok yoğun çalıştığınız bir saha. Evet. İran'la Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde konuşuldu. Gündeme geldi ama sadece gündeme geldi. Ötesine ne kadar ulaşır. Sahadan başka bilgi var mı bilmiyorum. Ama İran'la Türkiye'nin hele de Nedet Ersenel'in çerçevesini çizdiği manada işte itfaiye söylemi bağlamında Rusya İran'ı satmışken onun deyimiyle Türkiye ile İran'ın PKK meselesinde, Kandil meselesinde bilhassa Irak'taki PKK varlığı meselesinde tam bir işbirliği, tabii ki Türkiye kendi operasyonlarını yapıyor ama bölgesel işbirliğinde Türkiye çok avantaj sağlayacağı muhakkak. Sahada bir operasyon bekleniyor mu veya örtülü işbirliği var mı? Yani sahada çok basına yansımayan bildiğimiz işbirlikleri var mı? Özellikle İran, Kandil'e doğru yani İran'a doğru olan şeyde PKK'nın sahasında. Kandil bizi Kandil bölgesinde. Yani Irak'ın PKK'nın İran'a yakın bölümünde diyelim. Tabii. Kandil zaten bölgede. Kandil zaten büyükseltiler. Şimdi kamuoyunda da bir algı var. Düzeltme. Kandil'i böyle bir nokta zannediyorlar. Bir dağ. Kandil bir sıradağlar. Uzantısı. Bizim bu Hakkari Şemdinli'den başlayan bu Harkuk'tan gidip Süleymaniye üzerinden Kandil Dağları İran'a gidiyor. Ve PKK'nın İran kısmındaki dağlarında da kampları var. Bizim kadar yoğun olmasa da İran zaman zaman hem topçu hem havadan bir kara harekat yapması PKK'ya bir operasyon yapıyor. Ama Türkiye kadar değil. İstihbaratı işbirliği var. İran'la Türkiye'nin bu İran kuzeyindeki, İran toprak bütünlüğündeki yakınlaşması 4 Ekim tarihinde 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahran ziyaretiyle çıktı. Bu gayrimeşru referandum sırasında. Aslında Nedret Bey derken onu da düşündüm. O Orta Doğu'daki bir değişimin, bir işbirliğinin yakınlaşmasının Tahran, Ankara burada oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız gayrimeşru referandum için İran devletine ne dedi? İran Devlet Başkanı Ruhani'ye. Bizim için hiç fark etmez, biz Irak'ı öldürmeyiz. Ama siz sınırınızda bir Mossad devleti istiyor musunuz diye sordu. Basın açıklamasında da dedi. Ha, evet, doğru. Ve o zaman Hamaney... Çok önemli bir laf. Ve işte bu İran toprak bütünlüğü, Barzani referandum olarak adlandıran PKK varlığından, DAEŞ varlığına hatta İdlib'e ve Suriye'ye kadar... İran'ın bütün stratejisini değişti ve Astana masası oturdu. Hep İran rejim yanlısı, Esad ve Şam yanlısı pozisyon alırken... Doğru, o Mossad var. Sözünden tabii, sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın, evet. Bunun teyidi neydi? Erbil ve Süleymaniye'de, işte İran kuzeyinde değişik yerlerde İsrail diye bir devlet yok. Sözde İsrail'in flamaları açılıyordu. Ve İsrail gayrimeşru referandumu tanıyacağını açıklayan ilk yönetimdi. Evet. Yani vardı. Erdoğan gerçekten bu bizim kamuoyunda atladığı müthiş bir diplomasi yaptı. Orta Doğu'da böyle bir sinir uçları vardı. İlk kez bir ülkenin değil mi Nedet Ersenel? Yani Sayın Cumhurbaşkanı ülkelerden tabii ki bahsediyor değişik vesilelerle.
dış bunun politika. Diğer bir teyidi ama hiçbir gizli servis ismi telaffuz etmez. Mesela kolay bunun bir teyidi de yani bu Mossad ismi özellikle söylenmişti Sayın Cumhurbaşkanı tabii tarafından o dönemde ve onun etkileri bak, İsrail devleti İran'a demedi, bir mesaj. Küçük İsrail demedi, Mossad devleti dedi. O da çok. Bunun diğer bir teyidi de bu süreçten sonra Tahran görüşmesinde Ruhani'nin YPG PKK'yı terörist olarak tanımlaması. O güne kadar tanımlamıyordu. Yani YPG'ye Kürt gruplar ve diyordu. Şimdi ben özür dilerim ama bunu, bu bizim konumuz yani. Şimdi son buyurun dakika. Bak Pentagon açıklama yapıyor. Şimdi ne diyor? S-400'leri için Türkiye ile çalışma grubu kurulmasına karşıyız. Karşıyız. İnan yani bu sabaha kadar konuşulur. İnanılmaz. Türkiye'nin uzattığı başkanı falan sallamıyorlar. Trump değil mi? Mesele o. Suriye'den yani çıkıyoruz dedi. Pentagon çıkmıyoruz dedi. Onun gibi. Trump. Bu karıştı Türkiye, işler. Türkiye bak bu öneriyle aslında o aralarındaki ayrımlar veya o kozu ellerinden almış da oluyor bir şekilde. Bravo. Evet. Kırın birbirimizi. Evet. Tabii. Biraz maksat o, evet. Hani Irak'ta da böyle bir durum var. Ben biraz Bağdat'taki, Irak'taki arkadaşlarımızın tekrarında söyle bir hep bizi terörle, savaşlarla anlıyorsunuz. Irak ve Türkiye arasında güzel işler de oluyor diyor. Bunu da söyleyin. Üzerimde var. Paylaşın, birincisi tabii. En son Irak Başbakanı Ankara ziyaretinde ve yıl sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Bağdat ziyareti olacak. 10 milyar 600 milyon dolar olan Irak ve Türkiye ticareti ikiye katlanması planlanıyor. Su konusunda Sayın Veysel Eroğlu'nun eski bakanımızın başında bulunduğu 50 kişilik bir komitenin çalışması var. Barajlar yapılacak. Irak'ta ciddi bir susuzluk sorunu var. Altyapı. Türkiye 5 milyar dolar kredi açtı. Kamuoyunu bunu nakdi zannediyor. Yani iş karşılığı bir kredi. Hani bu krizde bir de 5 milyar kredi dolar mı vereceğiz? Anlaşma sağlandı. Bu da şekillenecek. Nakdi güven bir kredi yok. Diyor, iş tabii karşılığı. İş ve projeleri kredilerinde büyük ihtimal Türk firmaları yapacak. Türkiye'deki firmaların iş arayışını düşünürsek. Artı Türkiye ekonomisine de katkı diyorsunuz. Evet, Bağdat'ta başarılı bir diplomatımız var. Sayın Büyükelçimiz Fatih Yıldız Bey'in ya, çalışmaları. Evet. Onu zikredelim yani. Tabii. Çok yaşa, iyi akıl etti. Evet. Meyvelerini verdi. İlk meyvesi de bayram öncesi terör örgütü IŞİD'e bir şekilde katılmış Türk vatandaşlarının çocukları Bağdat'ta ve İran direkt yerlerde. Buradan da selam söyleyeyim Fatih Bey'e. Evet. Ne zaman göreve başlamıştı? 2 yıl açtı kendisi. Yani. Üçüncü yılını dolduruyor. Uzatıldı yani. Evet. Değil mi? İşte bu değerliler tabii. Evet. Yani Türkiye ve Bağdat arasında bir şeyler olursa bir de bunun işin mutfağı var. Bunu yapan diplomatlarımız, emekleriyle var. Üreten insanlar tabii var. Anlatayım. Bağdat'ta başarılı bir ekip var. Söyleyeyim, kafileler küçük bir kafile geldi. Bu arada tam da Bağdat Büyükelçimizden söz etmişken Avrupa devletlerinin işte Irak'taki misyonları bir güvenlik gerekçesiyle askıya alma girişimi de oldu. O süreçler de yaşandı. Orada bir tam da Nedet Ersen'in anlattığı o Amerika ile İngiltere arasında sorun olan burayı boşaltın Irak noktasında. İşte problem devam ederken bizim oradaki varlığımız burada Avrupa ülkelerinin bizde tam diplomatik tersi varlığı varlığı ile ilgili süreçler nasıl işliyor? Çok güzel bir soru sordu. Onların işte Amerika üst düzey görevleri azalttım ya da varlığını azalt derken Türkiye konsolosluklar açmak için Bağdat'a başvuruyor. Biz tam tersi alanda Necef ve Kerkük'e konsolosluk açmak istiyoruz. Musul yeniden açıldı. Şunu söyleyeyim, yeşil bölgeye çok güzel bir büyükelçilik yapıyoruz. Irak'ta semboller çok önemli. Musul şeyden beri kapalıydı. Musul başkonsolosluğun DAEŞ saldırısından beri. Tabii, evet. 2014 Haziran ayında konsolosluğumuzla o süreci biliyorsunuz. Bina havaya uçurulmuştu. Şimdi geçici bir yerde de olsa konsolosluğumuz açıldı. Başladı. Necef'e başvuru yaptık. Büyük ihtimal Kerkük'te de olacak. Şunu söyleyeyim, bir bayram müjdesi olarak kamuoyunun bilmesini istiyorum. Büyükelçiliğimizin çalışması sonucu IŞİD'in kamplarında bulunan Türk vatandaşı çocuklar, kadınlar, aileler. Hangi kamplar? Bağdat'ta var, Erbil'de var, değişik bölgede. Irak'taki kamplar. Evet. Türkiye'ye gelmeye başladı. Yani çocuklar terör örgütünden mağdur olmuş elinden ve alınıyor. Irak yasalarına göre işte ebeveynleri cezalandırılıyor kendine göre. Ama çocuklar Türkiye'ye getiriyor. Bu gerçekten büyükelçimiz. Kaçtır bir oran? Ya ben 300 civarında var. Üstünde de olabilir. Daha da gelecek var. Bayram öncesi bunları dedelerinin, ninelerinin birinci derece yakınları Türk devletinin koruması. Bu çok önemli. Biz sizde bir programda da konuştuk Nedret Bey. Bakın Orta Doğu'da kimsenin görmediği bir şey var. 5 yıl terör örgütünün, IŞİD'in elinde kadınlar kaldı. Burada bu süreçte çocuklar dünyaya geldi. Bir tek örnek vereyim size. Ezidilerin dini lideri bir açıklama yaptı. Ezidi kadınlar geri gelebilir, çocukları almıyoruz dedi. Yani orada mağduriyetler var. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için bu çocukların aile şefkatine bir şekilde DAEŞ'in çocukları olarak kabul ettiği Türkiye için almıyor. Hep bak bu, ya bunlar ne kadar acı öyküler. Sahadaki tabii insani dramlar kesinlikle bu ayrı. Tabii Kazakistan geri aldı, işte Avrupa Birliği ülkeleri var. Bir de şunu söyleyeyim, çok üzülüyorum. Deir Zor tahliyesinden sonra gördüm. Rakka yakınlarında terör örgütü PKK Amerikalılarla birlikte bir kamp kurdu. Burada insanları topluyor şu anda. Orada müthiş bir terör örgütü propagandası yapıyor hem medya aracılığıyla.
Azerbaycan Türkçesiyle konuşan IŞİD'li kadınlar, örnek olarak veriyorum. Ben Urfa'dan geldim diyen IŞİD'li kadınlar. Devamlı Avrupa medyasına servis edilir. Böyle bir propaganda savaşı var. Türkiye sizin, aleyhine yine. Sizin sorunuzda olduğu gibi Münbiç ve Fırat'ın doğusunu atladık. Aslında orada da gelişmeler var. Amerika askeri desteğinin, yani güvenlik desteği, lojistik desteğinin yanında son dönemlerde siyasi desteği de veriyor. Ne yapıyor? Tarım nasıl uygulanır? PKK'lılara öğretiyor. İşte yerel yönetimler nasıl kurulur? Onları öğretiyor. Böyle destekler de vermiyor. Bu dediğiniz öykülere askerlik sahadaki... Askerlik sistemi kurdular. Rakka'da o bir gerçi gerginliğe gitti. Arap aşiretlerin çocuğunu zorla terör örgütüne. Onu sormuştum, evet. Evet, onu var ama aşiretler buna direniyor. Örgüt alabildiği kadar alıyor. Bunun şöyle bir şeyi var. Rakka katı bir Arap nüfusa, Sünni Arap nüfusa sahip. 3 yıldan fazla da IŞİD'in elinde kalmış bu bölge. Aşiretler buna direniyor. Yani Fırat'ın doğusunda bir gerginlik var. Ben bunu şundan önemsiyorum. Bu gerginlik... Türkiye zaten o yüzden Amerika'ya Rakka operasyonu yapacaksanız beraber yapalım. PYD'ye bırakmayın demişti ama Amerika o noktada da Türkiye'yi dinlememişti. Sonuçları da bu. Hani biz böyle İdlib'e ya da belirli bölgelere odaklandıktan Münbiç'ten Hesekaya kadar bu Fırat'ın doğusunda şu anda 40 binin üzerinde bir militan sayısı oldu. Amerika bunu arttırmak da istiyor. Amerika'nın yapmak istediği şu, Nedret Usta'm siz de yayınlarda çok söyledi. Terör örgütü PKK'yı legalleştirmeye çalışıyor. Aynısı kes kopyala yapıştır İran kuzeyinde yaptı. Aynı tecrübesini 36. paralel hattı sadece İran kuzeyinden değil Suriye'nin kuzeyinde de geçiyor. Burada de facto kendi tanımladığı bir devleti İsrail'e partner olarak gereğinde İran'a kullanacak kadar 50 bin kişilik bir silahlı karasal gücü tutmak istiyor. İşte bunu da kendi terör örgütü PKK'ya çevirdi. Bu işin bahanesi de IŞİD'di. Haritaya evet. Baktığımızda İran kuzeyinde Suriye'ye, IŞİD'in boşalttığı bütün alanlara terör örgütü PKK yerleştirdi. Evet. Rakka ve temel Sincar. Strateji buydu. Tabii bak. İşte biz Pençe ile Pençe bundan önemli. Fırat Kalkanı bundan önemli. Son olarak söyleyeyim. Biz Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'in Suriye'deki alan kontrolünü sonlandırmaya başladık. Yani DAEŞ'in geri çekilmesi. Miladı odur zaten. Tabii. Yani Zeytin Dalı harekatıyla da aynısını Afrin'de yaptık. Şimdi Pençe ile İran kuzeyinde yapıyoruz. Bunun en büyük kazanımı merkezi yönetimin bu terörle mücadele Türkiye'nin destek vermesi lazım. Hatırlarsanız biz Habur'da ortak tatbikat yaptık. Irak-Bağdat özel kuvvetleriyle bizim birliklerimiz beraber bayrak açıp eğitim yaptık. Bizler de Irak'la güvenlik, terörle mücadele daha üst şeyler yapabiliriz. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyaretini yapacak. Çünkü Irak şunu yapmak istemiyor. Bakın İran'ın karşılığı Amerika'nın ambargosunu destekleyeceğim diyemiyor. İran bizim komşumuz da kendine güçlü Türkiye gibi bir devlete bir partnere ihtiyacı var. Biraz Bağdat yönetimi de bu Amerika'nın baskılarından kurtulmak istiyor. Bir evet. De bir bilgi vereyim atlamamak için. Haçlı Şabi için de değişik bir yapılanma var. Özellikle İran-Amerikan yargıda bir grup geçen bir video yayınladı ve açıyor. Eğer de bir İran-Amerikan gerginliği çatışmaya dönerse Irak'taki bütün Amerikan unsurları bizim hedefimiz dedi. Bu Haçlı Şabi Amerika de, için bir DAEŞ'e dönüşecek Haçlı Şabi bu anlamda. Tabii yani var. Bu da ne yapar? Irak'ta bir çatışma ortamı atar. Bu neden diyorum? Kerkük'ten Sincar'a kadar Haçlı Şabi varlığı var. Kuzeyde Amerika'nın ciddi üsleri var. Bir de son olarak Türkmenlerin bir mesajı var. Dün akşam patlamalarla meydana geldi. İran kuzeyinde ciddi bir Türkmen var. Başkentleri, gönül başkentleri dedikleri Kerkük var. Bu patlamalar neden hep Türkmen bölgelerinde oluyor? Dün akşamki 6 bomba hep Türkmenlerin evet. yaşadığı oluyor. Neden hep Türkmenler ölüyor? Her Irak'ta bir şey olduğunda, bir gerginlik olduğunda Peşmerge neden Kerkük'e gelsin? İşte Tel Afar'da, belirli bölgelerde PKK varlığı neden artıyor? Bir de çok önemli bir şey, çok büyük bir mağduriyet var. Türkiye kamuoyunda anlatılamıyor. IŞİD saldırılarından kaçan Tel Afar Türkmenleri yerlerine büyük ölçüde geri dönemiyor. Sebebi dönecek evleri yok. Ve Tel Afar Türkmenleri yani iyi Türkmenleri. Çok, yani. Tabii, o kadar evet. söyleyeyim. Önemlidir yani. Lojistik olarak neden önemli? Ovaköy sınır kapısını açmak isteyen bir Türkiye Tel Afar'ı güçlendirmek zorundadır. Ovaköy'den gidecek hat Tel Afar üzerinden Bağdat'a gidecek. Evet. Habur'a bir alternatif Bağdat'la ve Körfez'e inen direkt kapımız olmasın. Bakın biz Irak'a mal satıyoruz. Habur yetersiz olduğu için ta Basra Körfezi'ne Süveyş'ten geçilip gemileri gönderiyoruz. Evet, gemi ama direkt kurulacak 600 kilometre. Tel Afar bu açıdan önemli diyor. Ve Türkmenlerin mutlaka geri gelmesi lazım. Bu programda sık kullanılan jargonla pençe çok harekatı çok konuştuğum için söylersek DAEŞ'in pençesine düşmüş çocukların insani dramlarına dair geçenlerde bana da bir haber ulaşmıştı. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Kırgızistan'dan bir baba iki çocuğunu da alarak DAEŞ'e katılmış vaktiyle. Eşi de tabii müdahale edememiş. Sonra kanser olmuş. Gelmiş epey bir uğraştı çocuklarını almak için.
en sonunda aldı ve sonra öldü diye biliyorum. Böyle bir bilgi ulaşmıştı. Yani çocuklarla ilgili çok fazla dram var. Nedet Ersanel'in de söylediği üzere sahada çok farklı şeyler yaşanıyor. Bunları paylaştığınız için Irak'a teşekkür ederim. Şunu anlamak için, Suriye İç Savaşı için DEAŞ Irak'tan Suriye'ye geçti. Evet. PKK Kandil'deki varlığını Irak'tan Suriye ve Amerika büyük ölçüde Irak'tan tekrar söylüyor. Kaynak Irak. Irak bu kadar önemli. İran'a komşu olması, bizden kara sınır olması. Yani bir de şu var. Son olarak biraz Türkmenlerin mesajı var. Oradan gidiyoruz. Biz dediler 15 Temmuz hain darbe girişiminde kıbleye dönüp aziz vatanımız Türkiye için dua ettik. Evet. Dua ettik. Biz burada varsak... O vakitimiz olsa ben size tabii, ne evet. nefes, ne, biz diyorlar evet. bugün burada nefes alabiliyorsanız Ankara var, var diye. Türkiye'nin güvenliği için Türk uç bayı konumundalardır Türkmenler. Evet. Bir de şu çok güzel bir gelişme oldu. Irak Başbakanı ziyaretinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih'i de aldı. Artık Bağdat'ta hem Türkiye'ye karşı Türkmen hassasını gözetliyor. Bir de Irak'ta Türkmen siyaseti son dönemlerde şunu yapıyor. Bu da çok önemli. Irak'ın bütünlüğü için Bağdat'ta parlamentoda ve sivil toplumda birleşik ve bütün bir Irak için mücadele veriyor. Bu da Irak'ın evet. toprak bütünlüğü için çok önemli. Evet, yani Murat Akan. Golan'da. Evet, tabii. Golan'da evet. Bu da önemli. Irak'taki tabloyu bize anlattı Güngör Yavuz Aslan. Murat Akan'la devam edeceğiz. Şimdi Nedet Ersener'le konuştuğumuz Rusya ve ABD dengesi bir şekilde Çin'i kuşatma amacına temel strateji buydu dedi. Trump yönetiminin temel stratejisi buydu dedi Nedet Ersener. Ve Bilderberg'de işte Kushner ve orada sizin kitaplarınıza konu olduğu için de söylüyorum Bilderberg'i. Bir Kissinger'ın bir temel stratejisi işte işliyor, işletilmeye çalışılıyor. Kushner bir başka kanat demeye getirdi. O yüzden orası biraz karanlıkta kaldı. Bu anlamda bir Amerikan müessesi, işte Pentagon'a en son söyledi. Pentagon diyor ki S-400 konusunda bir işbirliği yok veya işte sahada çalışıp istemiyoruz diyor. Bu noktada bakarsak Amerikan zaten en başından beri Trump yönetiminin geldiğinden beri Amerikan müesses nizamının bir türlü yekpare bir görüntü vermediğinden şikayet ediliyor bir taraftan. Ama Golan Tepeleri gibi bir olaya geldiği zaman veya Kudüs meselesine geldiği zaman, Türkiye aleyhtarı PKK-PYD'nin desteklenmesine geldiği zaman tam da yekpare görüntü veriyor. Bu noktada bir bu çelişkiyi siz ne kadar sahici buluyorsunuz ve bu nereye kadar devam edecek? İşte, veya son cümlem şu olsun soru olarak, Rusya ile ABD'nin işbirliği Çin'e karşı devam eder mi? O işte konuştuğumuz Huawei de dahil bu tür ekonomik savaş konularına nasıl yansır sizce? Şimdi bir Amerika bir şirketler devletidir, iki lobi devletidir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başına kim gelirse gelsin buradaki güçlü lobi, özellikle Siyonist lobi ve buradaki küresel sermaye oligarklarının kontrol altındadır. Başka yolu yok. Şimdi bugün örnek verecek olursak şöyle bir şey söyleyeyim. Doğu Akdeniz'de 10. parselde petrol arayan ya da doğalgaz arayan Exxon Mobil. Mesela Exxon Mobil'i koruyan kim? 6. filo. 6. filo resmen bu şirkete tahsis edebiliyor. Şimdi Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri denklemine gelince evet. ben eskiden beri hep söylüyorum. Bu devletler birbiriyle asla savaşmaz. Proxy devletleri kullanarak yani vekil devletleri kullanarak birbirlerinden hesaplaşır. Hesaplaşır evet. ve çıkar sağlamaya çalışırlar. Dolayısıyla bu Huawei şey meselesine ben öyle bakıyorum. Şimdi Alfred Mahan denen bir Amerikan deniz subayı diyor ki ya dünyaya hakim olmak istiyorsanız deniz yollarına hakim olmalısınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yani sadece biz Orta Doğu'dan bahsettik, Doğu Akdeniz'den bahsettik ama asıl bu kargaşa, kaos sadece bu bölgelerde değil. Aslında Avrupa'ya baktınız, Nedret Bey söyledi. Yani aşırı sağ şeye doldu, yükselim, Avrupa Parlamentosu'na evet. doldu. Avrupa'da da bir şeyler oluyor. İşte aylarca süren bir sarı protestolar var. Almanya içine kapandı falan. Theresa May çekti gitti vesaire. Evet. Şimdi bir kaos ve kargaşa var. Yani kaostan düzen doğar diye bir teori var. Bu teori, bu doğrultuda şu anda mesela Yeni Zelanda'da bir terör saldırısı oldu. Sri Lanka'da bir terör saldırısı oldu ve biz hiçbir geçen anlam... programda bir parantez açacağım Murat Akan müsaadenizle. Geçen programda üç değerli hocamızı ağırladık. Hocalarımızdan biri Pontus meselesi üzerine tarihsel süreci çok iyi okuyan, analiz eden hocalarımız. Bu konuda hazırlanmış bir kitabın da yazarıydılar ve editörüydüler. Önemli bilgi verdi Nedet Ersener, Salim Hoca. Şöyle dedi, Yeni Zelanda'da çok ciddi bir Ermeni diasporası gibi bir Pontus diasporası var. Bakın o Yeni Zelanda saldırganının söylemlerine Konstantinopolis,
işte Ayasofya vesaire üzerinden o Pontus diasporasının ki Yunanistan da tam kabul etmediği dedi aslında. Orada diasporalaşmış söylemin nasıl bir teröristin zihnine yerleştiğini, o propagandanın nasıl işlediğini ve Türkiye'ye karşı döndürüldüğünü, o boşuna değildi diye söyledi. Ya bu anlamda Yeni Zelanda'daki saldırıyı da Türkiye'den çok ayrı düşünmemek lazım. Zaten mesajlar biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik. Şimdi şöyle, ya o terör son madde olarak 4 misyondan bir tanesi de terörle, küresel terörle mücadele diye bahsetmiştik. İşte evet. Bunlar da onun içerisinde. Yani Sri Lanka'da baktığımız zaman buradaki en önemli deniz geçiş yollarında. Yani bir kuşak bir yol projesi buradan geçiyor. Önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri sadece Orta Doğu'ya ve Doğu Akdeniz'e yerleşmiyor. Aynı zamanda bu küresel kaostan beslenerek bu müdahalesinin ve bu dünya jandarmalığının meşruiyet kaynağını arıyor. Dolayısıyla bu da o küresel terörle sağlıyor. Şimdi kurulmak istenen bir yeni düzen var. Onu söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir düzen kuruldu. Bir yeni dünya düzeni kuruldu. Bu iki kutuplu bir düzendi. Ve işte 1990'lara kadar devam etti. 1990'lardan sonra Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra NATO konsept değiştirdi. Ve hedef olarak İslam'ı seçti. Bu açık net şekilde Margaret Thatcher o zaman söyledi. Kitabımızın adı da NATO'nun İslam'da savaşı. Yani burada şeyi bütün belgeleri var. Şimdi bu değiştirdi. Bunu saklamıyorlar da ki NATO sadece bir güvenlik paktı da değildir. Aynı zamanda diyor ki NATO Avrupa değerlerini de korur diyor. Şimdi Avrupa değerleri dediği işte Hristiyanlık değerleri falan filan. Şimdi dolayısıyla burada ikinci bir ideolojik düzen, de bir tabii ikinci bir düzen diyorsun. İkinci bir düzen kurulmak isteniyor. İkinci bir dünya düzeni kurulmak isteniyor. Bu da nasıl bir dünya düzeni kurulmak isteniyor? Güce dayalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek olduğu bir düzen, zorbalığa dayanan, haydutluğa dayanan bir düzen kurmak istiyor. Bunu da neyle sağlamak istiyor? İşte devasa güç gösterileriyle ondan sonra Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da göstermek istiyor. İşte bir takım şeylere, devletlere ya da firmalara ambargo uygulayarak, yaptırım uygulayarak bunu göstermek istiyor. İran meselesine gelince ben Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın ittifakının İran'ı böyle yerle yeksan edeceğini asla ve asla düşünmüyorum. Nedir peki plan? Plan şudur. Ya yani İran'a bir gözdağı verip bu nükleer çalışmalardan vazgeçirebilirlerse geçirecekler. Çünkü İran bir denge unsuru şeyde. Orta Doğu'da bir denge unsurudur. Mesela Türkiye'ye karşı aynı zamanda bir denge unsurudur. Bir bloklaşma var. İşte Arabistan, Yemen, Bahreyn, Kuveyt falan. Bu ekseni Arabistan'la İran Yemen'de Murat Hocam'ın vekalet savaşı yürütüyorlar. Bu ekseni birleştirerek, evet. İsrail egemenliğinde birleştirerek. Mısır'da dahil buna. Burada bir yeni düzen, yeni bloklaşma. Birleşik Arap Emirlikleri küçük aktör ama çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bloklaşma aynı zamanda Türkiye ve İran karşılığı. Bakın Mekke'de yapılan toplantıda Suudi Arabistan açık açık buradaki Arap devletlerini İran'a karşı tavır almaya çağırdı. Böyle bir bildiri yayınladılar. Dolayısıyla da burada İran'ı biraz zayıflatıp İsrail'le bir şekilde anlaştırıp o şekilde bırakacaklarını düşünüyorum. Yoksa asıl hedef bence Türkiye. Yani Türkiye'nin son yıllarda bu savunma sanayindeki gelişmeleri, ondan sonra işte Kuzey Irak'taki, bu Suriye'deki yapmış olduğu harekatlar, bu kabiliyet gücü, ondan sonra NATO yurdusu olmaktan çıkması, NATO yörüngesinden çıktı şeklinde düşünmeleri. Aynı çıkarları doğrultusunda aynı zamanda Rusya'yla bir takım çıkar ilişkilerine girmesi. Suriye'ye girmiş olması, ulusal güvenliği için. Eşit bir devlet gibi davranması bunlar oldukça tedirgin etti. Tedirgin etmeye de devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye burada kendi gücünü ortaya koymak için işte bu pençe harekatı gibi bir takım başka harekatlar da yapabilir. Yani Orta Doğu şeyde Doğu devamı Akdeniz'de gelecek gibi görünüyor zaten. Doğu Akdeniz'de mesela henüz bir hamle yapmadı. Daha doğalgaz aramaya başlamadı. İşte asıl bence tehlike orada başlayacak. Yani bu savaş pozisyonundan bahsedeceksek bu parsellerde savaş riskinden. Evet, bu parsellerde bu arama ne zaman başlarsa müdahale edeceğiz dedi. Yani kim dedi bunu? İsrail, İtalyan, Mısır. Gerekirse silah kullanır. Bir de enteresan bir şey, bir cümle ekleyeceğim. Enteresan bir işin jeofizik boyutu var. Şöyle ki, şimdi iş münhasır alanlara geldiği zaman teknik denizcilik manasında Torosların uzantısı olarak Girit'e kadar iniyor. Yani Türkiye'nin uluslararası hukukta tanımlanmış bir takım hakları da devreye girebilir. Şimdi Türkiye bunları kullanabilir. Şimdi asıl mesele orada. Girit'e İsrail'le anlaşıp burada bir radar kurma söz konusu Yunanistan'la birlikte. Tatbikat yaptılar. Birleşik Arap Emirlikleri bile katıldı. Evet, ikincisi mesela Amerika Birleşik Devletleri Haziran sonunda ya da ortasında Avrupa'da 9 tatbikat yapacaklarını söylediler. Şimdi Avrupa'da niye tatbikat yapıyor?
Yeri gelmişken bir tatbikattan daha edeyim. Mesela 2002 yılında Nevada çölünde bir tatbikat yapıldı. Challenge 2002. Yani 1000 yılın meydan okuması. Mesela burada çok enteresan, hedef ülke olarak işte boğaz geçişleri olan, ondan sonra bir ada ülkesiyle problemi olan bir ülkeden bahsettiler. Yani hedef ülke olarak bundan bahsettiler. Şimdi baktığınız zaman aşağı yukarı bir bugünkü pozisyona uyuyor. Dolayısıyla bazı şeyleri de hani böyle komplo teorisi diyerek elimizin tersiyle itmememiz gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bir planın, bir stratejinin sonucunda ortaya çıkıyor ve emin olun işte o bahsettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri derin devleti dediğiniz şey elbette Trump'ı dinlemiyor. Bir projesi var, planı var ve o doğrultuda devam bir karar alıp devam ediyor. Peki Güngör Yavuz Aslan, bir cümle ekleyin. Varsa Nedet Ersenel'den bir cümle alacağım. Çok kısa. Birincisi, İran Amerika'nın bu adımları Gazze Körfez ülkelerine bir öneride bulundu. Saldırmazlık paktı imzalayalım dedi. Dikkat çekici bir şey, Katar Başbakanı uzun bir süreden sonra Suudi Arabistan ziyareti var. Artı Doğu Akdeniz ile ilgili bağlantıyı da Deniz Kuvvetleri'nin yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye milli güvenlik belgesi olarak Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük bir üs kuralım diye bir atım var. Türk Devlet Aklı da Doğu Akdeniz'de belirli, bunlar çok, de belirli adımlar atıyor. Önemli, biz de Yunanistan'daki görüşmelerimiz var ya, tabii. Onların hepsi bir. Siz bu... devam edin hocam. Yok, bitirsen ne olur. Yok, aynı şey. Son cümle sizden alalım ne dedi Ersan'a. Mekke'deki toplantılar var ya, oradaki sonuç bilgiler hiçbir hayata geçmeyecek. Gör bak. Tamam. Var hiçbir yani, hayata geçmeyecek. İran'a karşı hiç. Türkiye'nin de attığı çok akıllı adımlar var. Biraz bir sıcak seçim gündeminden hani bunları atlıyoruz. Bir de şunu kimse unutmasın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim Akdeniz'de uçak gemimizdir. Askeri ve jeopolitik olarak avantajlı olan biziz. Evet. Bölgenin bugün Pençe Harekatı'nda olan kahramanları da bize aittir. Barbaros'un torunları Doğu Akdeniz'i koruyacak güce sahiptir. Çok teşekkür ederiz. Dış politika yazarı Nedet Ersenel, bilgi ve fikirlerinizle Kozmik Masa'ya katkıda bulunduğunuz için. Güngör Yavuz Aslan, sahadan sıcak bilgiler ve yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için gazeteci. Ve araştırmacı yazar Murat Akan, siz de bilgi ve görüşlerinize katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Kozmik Masa'da bu akşam Irak ve Suriye sahasını konuştuk, bölgeye yansımaları konuştuk ve küresel düzlemdeki yansımaları konuştuk. Pençe Harekatı'nı merkeze alarak konuştuk. Bir aramız var, kısa bir aramız var, sonra kapanışa gideceğiz. Evet, Kozmik Masa'dan bu akşamlık bu kadar. Kadir geceniz mübarek olsun. Bir sonraki Kozmik Masa'da buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.